İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Kalesi kazıları kentin 7000 yıllık tarihine ışık tuttu. Karbacar-Norabak Karayolu'nun inşaatı devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ekonomisi %6.5 oranında büyüdü. İran balistik bir füzeyi test etti. Amerikan muhafazakarları Türkiye NATO'dan çekilmeli. Ermeni yapımı reçel ve meyve suyu artık Chicago'da. Bilim insanları yeryüzündeki mevcut ısınma hızı 2000 yılı içerisinde en yüksek noktasında. Batı Ermenistan'daki Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşban'ın merkezi olan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce başlanan kazı çalışmalarına bu yılda devam ediliyor. Kazı çalışmalarında geçtiğimiz yıl Urartu kadınına ait bir ayak izi ve Urartu mezarlıkları bulunmuştu. Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doçent Doktor Erkan Konyar'ın anlatımı şöyle. Geçen yıl şaşırtan bulgular çıkmıştı. Urartu mahallesinde kazı çalışmaları yapıyoruz. Kaledeki krallık yerleşkesine bir şekilde hizmet eden barınak, atölyeler ve pişirme ünitelerinin yer aldığı bir yeri kazıyoruz. Van'ın 7000 yıllık tarihini burada buluyoruz. Bu yılda hedefimiz Urartu mahallesinde çalışıp buradaki yerleşme yapı dokusunu ortaya çıkarmak ve milattan önce kültür katmanlarına kadar inmektir. Urartuların Van Kalesi höyüğünü son dönemde mezarlık olarak kullandığını dile getiren Konyar, bugünkü kazı çalışmalarında da bir hoker gömüye rastladıklarını ve gömülerin büyük bir bölümünün de kadınlara ait olduğunu kaydetti. Hoker, ölünün bacakları karına doğru çekik bir şekilde gömüldüğü prehistorik ve protohistorik çağlarda görülen bir tür ölü gömme biçimidir. Vartenis-Mardakert yolunun yanı sıra Artsakh Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan 25,5 kilometrelik uzunluğundaki alternatif bir yolda Karbacar'dan Geharkunik bölgesinin Norabak-Şatvan köylerine kadar inşa ediliyor. Artsakh Pres muhabirinin belirttiğine göre yol şu anda programın ilk aşaması olan kum ve kırma taşlarla kaplanıyor. Daha sonra ise asfaltlama gerçekleştirilecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bu yılın Ocak-Haziran aylarında ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %6.5 arttı. Armenpress, Ermenistan İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan verilerin bu gerçeği kanıtladığını bildirdi. Özellikle 2019 yılının Ocak-Haziran aylarında 2018'in Ocak-Haziran aylarına oranla sanayi üretimi %6.9, inşaat sektörü %4.7, ticaret cirosu %8.9, hizmet sektörü ise 15.3 arttı. Gayri safi tarımsal üretim hacmi 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.4 düşüş kaydetti. CNN, ABD yönetimindeki bir kaynağa dayanarak verdiği haberde İran İslam Cumhuriyeti 25 Temmuz'da 1000 kilometreyi aşan orta menzilli bir balistik füzeyi test etti. TV yorumcusu Barbara Star, Twitter'da Şaap 3 füzesi gemilerde veya ABD askeri üslerinde bir tehlike yaratmasa da istihbarat verilerine göre bu deneyler İran'ın füze fırlatmalarının doğruluğunu ve uzaklıklarını iyileştirme çabasında olduğunu kanıtlamaktadır diye yazdı. Buna karşın İran İslam Cumhuriyeti makamları füze testleri konusunda bir açıklamada bulunmuş değiller. Katon Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi ve Başkan Ronald Reagan'ın özel asistanı Doug Bandu, Amerikan Konservatif'in makalesinde Türkiye NATO'dan çekilmelidir diye yazdı. News IM'in aktardığına göre uzun yıllar boyunca Türkiye kendini siyasi olarak dengesiz bir ülke olarak göstermiştir. 1974 yılında Kıbrıs'ın askeri işgali, neredeyse Yunanistan ile savaş, 1980 ve 1997 yıllarında askeri darbe, Türkiye 2003 yılında ABD'nin Irak'a karşı kuzey cephesini açmasını reddetti. Aynı zamanda Türkiye, Suriye'de tehlikeli bir oyun oynamaya devam ediyor. Mevcut sorunlardan biri de Rus S-400 füze sistemlerinin Ankara tarafından satın alınmasıdır. Kongrede Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımda bulunulması çağrıları yapılıyor. Fakat Bandu'ya göre yaptırımlardan vazgeçilmeli, Türkiye ise NATO'dan çıkmalıdır.
Chicago'da Business Armenia adlı organizasyonun resmi temsilcisi Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolos Yardımcısı Barul Sarkisyan, Armenpress'e verdiği demeçte Ermeni konserve ürünleri Amerika'nın Illinois eyaletinin Chicago şehrindeki en büyük ağ şirketlerinden biri olan Fresh Farms'ta 10 günden fazla bir süredir satışa sunulmuş durumda olduğunu dile getirdi. İlk günlerin cirosu ürüne ilgi olduğunu göstermiştir. Organizasyonun büyük katkı sağladığı bu işin ilk günlerindeki satışını analiz eden Sarkisyan, 10 günlük cironun ürünlere ilgi olduğunu ancak çok büyük miktarda satış olmadığını gösterdiğini ifade etti. Chicago'daki Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Oscar Tatoyan, başka bir Amerikan eyaletinde Ermeni ürünlerinin satış organizasyonuna da yardım etti. Ürünler önce New York'a taşınıyor ve ardından Chicago'ya gönderiliyor. Son 2000 yılda yeryüzündeki ısının temposu bu kadar yüksek olmamıştı ve sıcaklıktaki artış dünya çapında bu kadar geniş oranlar içermiyordu. Armenpress'in haberine göre bu gerçek Bern Üniversitesi'nin bilim insanları tarafından dile getirildi. Araştırma sonuçları Nature ve Nature Geoscience dergilerinde yayınlandı. Yayınlanan rapor gezegenin tarihinde soğumaların ve ısınmaların ilk defa olmadığını belirtti. Özellikle küçük buz çağı 1300'den 1850'ye kadar devam etti. Onların görüşüne göre 20. yüzyıl 20 asırların arasında en sıcağıydı. Uzmanlar bunun kanıtlarını dünya yüzeyinin %98'inden fazlasında buldular. TASS Ajansı'nın belirttiğine göre uzmanlar bu iklim değişikliği rastlantıyla açıklanamaz. Ancak karbondioksit emisyonları ve diğer sera gazlarının antropojenik emisyonlarıyla açıklanabilir. Isınma dönemi artık tüm gezegeni aynı anda etkilediği ve küresel ısınma hızının şimdiye dek hiç olmadığı kadar yüksek olduğu şeklinde ifade ettiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şohakın adlı topluluktan Ermeni halk oyunu Berberi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.